gerekli olan çoğunluğu, en azından referandum çoğunluğunu 330. sağlaması halinde millete gittiğinde milletim o referandumda yeni anayasa ile ilgili partime gerekli desteği verecektir. Bu bir. İki, Venedik Komisyonu ile ilgili biz daha önceki anayasa çalışmalarımızda zaten müşterek çalışma yaptık. Hı hı. Yani ona yabancı değiliz. Ve bizim şu andaki heyetimiz Venedik Komisyonu ile rahatlıkla tekrar oturur, konuşur. Ve bir güncellemeye de gidilebilir. Bu güncelleme neticesinde de yine bir gerçekten dünya ile, Avrupa ile uyumlu böyle bir yeni anayasa ortaya çıkar. Efendim, aslında önde çok konu var ama bir konuyu hemen değerlendirmenizde geçelim. Akla geliyor. Yeni anayasadan bahsederken tabii muhalefetle bir çalışma. Eğer seçilirseniz Cumhurbaşkanı konumunuz. Fakat muhalefetin seçilirseniz size karşı sertlik politikası yürüteceği olasılığı da düşünülebilir. Yani geçmişte bizim gibi saçları ağarmış haberciler bunu biliyorlar. Ne dersiniz? Ne olur? Bu konuda neler söylersiniz bize? Yani biz tabii şu anda yani halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olarak o makama geldiğimiz zaman yani bu yollara tevessül edenler karşısında yine halkı bulacaktır. Halk gerçekleri görecektir. Tabii ben şu anda doğmamış çocuğa bir don biçme gayreti içerisine girmem. Ama böyle bir şeyin olacağına ihtimal de vermek istemem. Çünkü halkın seçtiği bir cumhurbaşkanına kalkıp da kendi adayları seçilmeyenler bir saygısızlık gösterecek olurlarsa orada artık benim şahsım değil. Orada artık bir makam vardır. O makama saygısızlık yapmış olurlar. Bu benzer saygısızlığı aslında Cumhurbaşkanımıza da yaptılar. Abdullah Bey'e de yaptılar. Sonra zaman zaman bazı yumuşak şeyleri oldu. Mesela meclisin açılışında Sayın Cumhurbaşkanımız meclise gelmiştir. Ayağa kalkmamışlardır. Yani bu tür saygısızlıklar yapmışlardır. İşte CHP kalkmamıştır ama MHP kalkmıştır gibi bu tür şeyler olmuştur. O onları küçültmüştür. Yani orada o konuşmayı yapan Cumhurbaşkanı'nı küçültmez. O onları küçültür. Biz şunu da biliyoruz ki yani şu anda yani seçilecek Cumhurbaşkanı'nın arkasında %50'nin üzerinde bir destek olduğuna göre bu Cumhurbaşkanı güçlü bir Cumhurbaşkanı'dır. Buna millet desteği vermiştir. Orada ideolojik nedenlerle, sebeplerle kalkıp da o saygısızlığı yapanlar da makama saygısızlık yapmış olurlar. Şahsa değil. Ve diğer konu çok konuşuluyor. Sebebi elbette bu ülkenin toplumunun kaderini etkileme konumunda olan bir iktidar partisi var. Ve seçilirseniz ayrılacaksınız. Çok konuşuluyor. Daha sonrası tamam. Çekinceleriniz de var. Çok fazla bu konunun şimdilik Cumhurbaşkanlığı önde. O da anlaşılabilir elbette bir durum. Fakat şöyle gidelim. Takvim meselesine. Ağustos ayında bir kongreye pek razı olmadığınız söylendi. Bu ne kadar doğru? Şimdi ben öyle bir şey söylemedim. Öyle mi? Tamam. Hayır. Yani benim söylediğim tam aksidir. Hı. Şöyle. Yani burada yasa 45 gün içinde olağanüstü kongreye gider diyor. Bu ne demektir? Yani siz 45 gün içinde azami. Bunu yani 2 hafta içinde de yaparsınız. 2 hafta derken 15 gündür bunun şeyi ilk en dar süresi. Bu süre içerisinde de gidersiniz. Onun dışındaki süre içerisinde de gidersiniz. Şimdi ben tabii pazar gününü görmeden bu konudaki kararımı açıklayamam. Evet. Ama önce pazar gününü görmem lazım. Pazar gününü gördükten sonra da zaten atacağımız adımları hemen en yakın arkadaşlarımla, başta tabii Merkez Yürütme Kurulu ve bunun yanında Merkez Karar Yönetim Kurulu ve bunun yanında yine genişletilmiş il başkanları denilen ekibimiz, heyetimiz,
ki bunlarla en azından bu kısa zaman içerisinde toplantılarımızı yapıp oralardan aldığım bilgilerle de ona göre adımımı atarım. Yani bu süreç içerisinde aktarabileceğim en önemli şey bu. Ve bu konuda tabii hassasiyetim şudur. Yani partimin bölünmesine, parçalanmasına gibi laflar kullanılıyor. Bunlar çok çirkin. Bu ifadeyi kullananlar lütfen partimizin içerisinde bir fitne virüsü sokmasınlar. Yani burada partimin yetkili kurulları zaten gerekli istişareleri yaparız. Ondan sonra olağanüstü genel kurulu yapar. O genel kurulda da zaten partimiz yeni genel başkanını da seçer ve ona göre de tabii bu yeni genel başkanla birlikte Cumhurbaşkanı'nın önüne de tercihini yaparken, ki bu tercih de malum 28'inden sonra olacak. Çünkü 28'i hem mazbatanın verildiği gündür hem de yeminin yapıldığı gündür. Evet. Ve o günden sonra zaten resmen Cumhurbaşkanlığı süreci başlıyor. O ana kadar sadece seçilmiş oluyorsunuz. Ama resmen Cumhurbaşkanı değilsiniz. Anladım. 20, yani Ağustos ayında da olabilir. Üstelik geleneksel süreci de işletirim, evet, diyorsunuz. Ve tabii yine merak konusu, halefiniz konusu. Ben şöyle soracağım onu. Şunu doğrular mısınız? Kriterler konusunda bazı bilgiler, haberler, değerlendirmeler oluyor. Halktan oy alabilecek, partiyi bir arada tutabilecek ve Cumhurbaşkanı'yla uyumlu. Ve buna ekleyeceğiniz bir kriter olabilir. Ne yapayım, bu kadar sorayım Sayın Başkan. Yani bu söylediklerinizin hepsinde doğruluk payı var. Evet. Birisi az, birisi çok doğru. Tabii ki bunların içerisinde şüphesiz ki yani bu dört madde, daha da bunların fazlası da olabilir. Ama dediğim gibi en önemlisi pazar günü. Peki, ben yine soracağım. Taban yoklaması bu konuda var herhalde partimizde, değil mi? Taban yoklaması aslında yaptık. Daha önce de yaptık. O tür kamuoyu araştırması da aslında yapıldı. Bunlar var. Ama burada özellikle şahsımın kararını etkileyecek olan Merkez Karar Yönetim Kurulu ile yapacağım istişaredir. Evet. Tabii yine konuşuluyor. Sayın Abdullah Gül'ün görev dönemi sona eriyor. Sonraki siyasi çalışmalarına ilişkin bir görüşmeniz oldu mu? Çünkü sizin ilişkileriniz konusunda size karşı açık söyleyeyim, kimsenin tahmin edemeyeceği bir iklim var deniyor. Yani o tahmin edemeyeceği iklim halen var. Bundan sonra da inşallah aynen devam edecektir. Benim, evet, duam da, temennim de budur. Peki efendim. En öncelikli konu ne olmalı sizce seçimden sonra, eğer seçilirseniz? Yani seçimden sonra derken 28 Ağustos'tan, evet, sonrasını, tabii, söylüyorsunuz. Şimdi bununla ilgili olarak tabii biliyorsunuz benim vizyon belgem var. Bunu açıkladık. Şimdi bu vizyon belgesinin içinde ne varsa bunları masaya yatıracağız. Tabii ki burada hemen süratle ekibimiz şöyle bir gözden geçirilmesi lazım. Ve bu ekiple beraber de o vizyon belgesinde yol haritamızı ortaya alacağız. Öncelikleri tabii çıkaracağız. Ve bu önceliklerle ilgili olarak da tabii çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ama ben şunu çok açık söylüyorum. Mesela bizim yıllar yılı söylediğimiz şey neydi? Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji. Yani bunların hiçbirisi bizim değişmez bir defa şeylerimizdir. Özellikle hedeflerimizdir. Tabii ekonomide belirlediğimiz hedefler var. Bunun için demokrasi ve ekonomiyi at başı sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü şu anda 11 bin dolarlara kadar kişi başı milli gelirde ulaştık. Bunu tabii çok daha ilerilere, 2023 hedeflerine doğru taşımamız lazım. Ki bu
başarıldığı anda Türkiye o zaman zaten dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında rahatlıkla girecektir. Burada bir şeyi özellikle vurgulayayım. O da şudur. Bir defa bu çözüm sürecine yönelik attığımız adımları kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Burada biliyorsunuz 6 maddelik bir yasal zemin oluştu. Bu yasal zemini mevzuatla vesaireyle daha da geliştirerek bunun uygulaması başlayacak. Temenni ederiz ki burada yani bölücü terör örgütü vesaire bunlar silahları bırakırlar. Ve artık eve dönüşler bu noktada başlamış olur. Tabii onların bütün sosyolojik noktada toplumla olan bütünleşmelerini sağlamak. Tabii ki birçoklarının iş imkanları şu bu vesaire bu yönde bazı adımların atılması. Ve bunlarla birlikte Güneydoğu'ya özellikle doğuya buraya farklı bir havayı getirmemiz gerekiyor. Şu anda aslında Güneydoğu bizim için bakire bir alan. Neden dolayı? Bir defa oraya yatırım yapılamıyorsa yatırılamayışın sebebi terör riskinden dolayı. Eğer bu terör riski ortadan kalkarsa buraya yatırım da artacak. Yatırım arttığı anda zaten buyurun size istihdam alanı. Bu istihdam alanından da binlerce, on binlerce insan istifade edecek. Tarıma dersen tarımda da yine aynı şekilde böyle bir imkan kendilerine doğacak. Ha, bir önemli şeyimiz de bu paralel yapıyla olan mücadelem olacak. Yani paralel yapıyla mücadelem Çankaya'ya çıktığımız anda millet eğer bize böyle bir görev verirse orada duracak değil. Orada da bu mücadele aynen devam edecek. Çünkü ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir yapı olduğu için bu ulusal güvenliğin tehdit altında olmasına Cumhurbaşkanı müsaade edemez. Çünkü anayasanın amir hükmünde Cumhurbaşkanı ulusun birliğini, beraberliğini, dirliğini bir defa sağlamakla görevlidir. Bu da oradan kaynaklanıyor. Onun için buradan taviz veremeyiz. Dolayısıyla bu süreci hükümetle beraber el ele kararlı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor, sürdüreceğiz. Bahsi gelince oraya geçeyim. Kriptolu telefonların dinlenilmesi konusu. Bunun bir takım yerlere servis edildiği iddiası ortaya atıldı. Bizimle ne paylaşabilirsiniz Sayın Başbakan? Şimdi, eğer Türkiye'nin ayağına bir çelme takıldıysa bir yerlerde bunu bize anlatabilir misiniz? Şimdi bu tabii bazı şeyler malum. Tabii. Yani sır. Ama belli ki bu malum örgüt bunları kendileri için gerekli gördüğü zamanlarda ortaya çıkarmanın gayreti içerisinde. Şimdi işte şu anda emniyetin yakalayıp ortaya çıkardıklarında görünen gerçek o ki işte benim uluslararası yaptığım görüşmeleri diyelim ki Sayın Abbas'la yaptığım görüşmeler diyelim ki işte Halit Meşal'le diyelim ki başka ülkelerle yaptığım görüşmeleri bile bunlar dinlemişler. Şimdi bütün bunlar apaçık ortadayken buna kalkıp da hala bizim farklı bir nazarla bakmamız mümkün mü? Yani mesela uluslararası tahkimle ilgili görüşmeler yapıyoruz. Enerji Bakanı ile görüşme yapıyorum. Adalet Bakanı ile görüşme yapıyorum. Bizim bu görüşmelerimiz bile bunlar tarafından dinlenmiş. Ve bunu da üstelik bunlar görüşerek kendi aralarında paralel yargı, paralel emniyet kendi aralarında nasıl bir burada iddianame hazırlayacaklar veyahut da nasıl bir suç dosyası hazırlayacaklar hep bunların hazırlığı içine girmişler. Onun için de işte oraya dönemin başbakanı